Onu sosyal medyada sıkça paylaştığı barış temalı karikatürlerinden tanıyorsunuz belki de. Cemal Tunceri, Kıbrıs Türk karikatürü denilince akla gelen ilk isimlerden biri. ...1952'de Pendaya'da doğan Cemal Tunceri'nin asıl mesleği makine mühendisliği. Karikatür çizmeye 30 yaşında başlayan Tunceri, bugüne kadar çok sayıda uluslararası sergiye katıldı ve pek çok ödüle layık görüldü. Cemal Tunceri son dönemde uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği de yaptı. Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği'nin kurucularından olan Cemal Tunceri'nin yayınlanmış iki tane de kitabı bulunuyor. Mausa'da buluştuğumuz Cemal Tunceri ile hayatını ve karikatürü konuştuk. ...1952 yılında Yeşilyurt'ta yani Pendaya'da dünyaya geldim. Çocukluğum Lefke civarlarında geçti. Tahsilim Lefke'de oldu. Daha sonraları yüksek tahsil için Türkiye'ye gittim. Çukurova Üniversitesi'nde makine mühendisliği tahsili yaptım. Ve mezun olduktan sonra bir makine mühendisi olarak adaya döndüm. 30 yıla yakın sanayide fabrika müdürlüğü yaptım. Daha sonra sanatla uğraşmaya başladım. Duygusal biriyim ve sanat aşığıyım. Özet olarak bunları söyleyebilirim. Karikatürle uğraşıyorsunuz. Karikatüre 1982 yılında başladım. Gazetelerde yani ufak tefek karikatürlerim görülüyordu. Çünkü esas mesleğim makine mühendisi olduğu için ve bir fabrikada müdürlük yaptığım için fazla zaman ayıramazdım. Ancak sonraları emekli olduktan sonra profesyonel olarak tam karikatüre başladım. Karikatüre başlama nedeniniz neydi Cemal Bey? Karikatüre başlama nedenim Kıbrıs'taki çarpık olaylar, idare yanlışlıkları, çelişkiler, çevrede yapılan yanlışlıklar, insanımıza yapılan yanlışlıklar, hayvanlara yapılan yanlışlıklar. Bunu insanın içinden çıkarıyor bunları gördüğü zaman hassas bir kişi olarak. Ve bunları dile getirmek, düzeltmek. Daha ziyade günümüz savaş kokan dünyasında biraz buradan soyutlanıp düşündürmeye yönelik çizgiler çizmektir esas amacım. Karikatür çizmeye de mühendis olarak eliniz yatkındı diye biraz acaba ondan. Tabii şimdi mühendislik tahsilinde teknik resim, perspektif bol gördüğümüz için küçük yaşta bir de resme hevesim olduğu için bunun bir şey olduğu katkısı olmuştur. Şüphesiz çok işime yaramıştır bu teknik çizimler. Belki de resme başlayacaktınız etrafınızda bir ressam olsaydı. Olabilir. Değil? Olabilir. Zorlukları nedir karikatür çizmenin? Karikatürün zorlukları eleştiri alıyorsunuz. Örneğin hükümetin bir icraatını eleştirirseniz gözler üzerinize çevriliyor. Yani sonra değişik görüşteki insanlar çizdiklerinizden hoşlanmayabilir. Dolayısıyla biraz göz önünde oluyorsunuz ve tetikte oluyorsunuz yani. Siz genelde eleştirel çiziyorsunuz. Tabii siyasi karikatürlerim son zamanlar artmıştır. Yani kim yanlış yapıyorsa halk adına halkın isteklerini ön plana çıkararak onun düşündüklerini çizgiye döküyoruz ve bundan da mutlu oluyoruz paylaştığımız için. Belli başlı kullandığınız fikirler nelerdir? Yani bir figürünüz var örneğin boynu bükük. Kıbrıs figürü var. Evet. Bunu sık sık kullanırsınız. Evet. Müddetten beridir. Kıbrıs'ı normal Kıbrıs değil de uç kısmı
bükük, boynu bükük olarak çizmekteyim ve benim o karikatürümün altyapısını teşkil etmektedir. Onun üzerine kurguluyorum olayları. Hem bir hatıra olarak arşiv değeri oluyor, hem de olaylar Kıbrıs'a geçtiğini yansıtıyor. Kıbrıs Türk karikatürünü nasıl değerlendirirsiniz? Dünyadaki yeri nedir? Evet, Kıbrıs Türk karikatürü diyebilirim ki diğer sanat dallarına göre en üst düzeydedir. Çünkü 1988 yılında FECO'ya üye olmuştur derneğimiz. Tabii bunu yapabilmek de güzel eserler ortaya çıkarmakla ve uluslararası arenada boy göstermekle olur. Bizim Kıbrıs Türk karikatürcüler 5-10 kişi ama bir ordu gibi görev yapıyorlar. Tüm dünyada şu anda Kıbrıs Türk karikatürü çok iyi tanınmaktadır. Arkadaşlarımız, ben ve arkadaşlarım 400'e yakın uluslararası toplam ödül aldılar. Uluslararası kataloglarda bizlere yer verdiler. Bu bizim sanatımızın ne durumda olduğunu zaten göstermektedir. Evet, küçücük bir yerdir Kıbrıs. Buradan böyle önemli bir başarı çıkması neye bağlıdır? Karikatürün gelişmesi için bir altyapı var anladığım kadarıyla. Evet, şüphesiz. Şimdi karikatür nerelerde gelişiyor? Evet. O ülkede sorun varsa, örneğin huzur yoksa, bir takım hükümet sorunları varsa, altyapı sorunları varsa, barış eksikliği varsa hemen karikatürcüler ön plana çıkıyor. Çünkü malzeme çıkıyor. Bizde de malzeme çok, çünkü bunlar var. Bu aksaklıklar devam ediyor. Sizin 1986'dan beri birçok serginiz ve ödülünüz de var. 2014'e kadar saymakla bitmiyor yani. Evet, yani 20'den fazla herhalde. Evet, ulusal ve uluslararası. Evet. Uluslararası arenada Cemal Tunceli'yi nasıl değerlendiriyorlar? Geçmişte uluslararası yarışmalara eserlerimizi gönderiyorduk. Ve kataloglara seçiliyordu eserlerimiz. Ama son zamanlar Facebook'la birlikte dijital tekniklerin artması ve iletişimin artmasıyla birlikte biz de emekli ayrıldıktan sonra günlük çizmeye başladık olayları ve şu anda 2500'e yakın arkadaşım ve 400'e yakın faal beni takip eden sanatsever var. Dolayısıyla son zamanlar, geçen sene dünya jürisinde de, uluslararası jüride de görev verilmiştir bana. Memnunum yani. Sayılardan başladık, devam edelim. Çizilmiş kaç tane eseriniz var mesela? Şöyle söyleyeyim, benim bilgisayarıma yüklediğim 2000'e yakın karikatür var. Çoğu da Kıbrıs'ta barışla ilgili. Ve balonsuz karikatürlerdir bunlar, değil mi? Evet. Nedir özelliği? Tabii, şimdi şöyle izah edeyim. Karikatür, yani yaklaşık olarak ikiye ayırabiliriz. Birincisi evrensel karikatür. Biz buna çağdaş karikatür diyoruz. İkincisi, ben buna arabesk karikatür diyorum. Yani balon içerisinde kelimelerle donatılmış, ön planda konuşmalar olan, yani karikatürü, sanatı konuşmayla ön plana çıkarmaya çalışan bir çeşittir ki ben bunu pek sevmiyorum. Ben de kullanıyorum ama uluslararası yarışmalara evrensel karikatür gönderiyorum. Sebebi de evrensel karikatürün din, dil, ırk ayrımı gözetmemesi, tercümeye gerek duyulmaması ve çizilen karikatürün bazı sembollerle ön plana çıkıp neticesinde bakan insanın müzik notası gibi algılaması ve düşünme yeteneğini zorlamasıdır. Yani evrensel karikatür de çizgi ön plandadır ve düşünmeye yöneliktir karikatürler. Dünyada bu değer kazanmaktadır. Müzik.
Ben daha ziyade son zamanlar barışla ilgili karikatürleri tercih ediyorum. Çünkü bu insanımızın, tüm dünya insanının buna ihtiyacı var. Tüm dünyada savaşlar, ölümler, felaketler mevcut. Biz sanatçılar barışı ön plana çıkararak belki tüm ülkemizde ve dünyada huzurlu bir insan topluluğunun ön plana çıkmasını tercih ediyoruz. Bunun için barışı çiziyoruz. Bu mudur karikatüristin sorumluluğu, görevi? Sadece bu değil. Çevre, insan kaynaklı, yani insanı ilgilendiren, olumsuz, insana acı veren, mutsuz eden her şeyi karikatürcü düşünür ve çizer. 2004 Andan Plan döneminde de karikatürleriniz çok okunurdu, çok bilinirdi. O döneme dönersek. Evet. Sizin mutfağınızda nasıl pişerdi bu konular? Hangi hayat, hangi duyguyla otururdunuz çizmeye? Bir defa biz ümidimiz vardı. Nitekim bizim kesimimiz evet demiştir bu Andan Planına. Yani uluslararası hukukun içine dahil olma, her şeyin düzenli Avrupa standartlarında hayatımıza girmesi bizim bir umudumuzdu. Tabii bunlar bir güvence çerçevesinde olması gerekiyor. Yani umut ederim bu yeni görüşmelerde de bu göz ardı edilmeyecektir. Nitekim tüm liderler bu şekilde konuşmaktadır. İki toplumu mutlu edecek bir barışı düşünüyorlar. Temennimiz inşallah kısa bir zamanda gerçekleşsin. Biz şu anda amacımız, yani sanatımızla, çizgilerimizle buna katkı koymak, insanları bilinçlendirmek. Kıbrıslı Türklerin karikatürleri, sizin karikatürleriniz de içerisinde. Nerenin karikatürüne benzer? Kıbrıslı Rumların karikatürüne mi? Türkiye'nin karikatürüne mi? Orta Doğu'ya mı? Nere oturur tam olarak? Cemal Tunceri'nin de eserleri nere oturur tam olarak? Kime benzedirsiniz? Kimin eserlerini yakın görürsünüz? Tabii biz, bizim karikatürlerimiz, şöyle söyleyeyim, İran karikatürü, Küba karikatürü, Ukrayna karikatürü, Rus karikatürü ve başta tabii Türkiye'nin karikatürü. Çünkü biz onlardan ilham alarak önce karikatüre başladığımız için onların üstadlarının, yani Turan Selçukların, Selçuk Demirellerin, Tanrıların karikatürlerine de benziyor bizim karikatürlerimiz. Ama genelde Akdeniz kokar. Yani genel çerçeveye baktığımızda bir Akdeniz şeyi, esprisi daima vardır karikatürde. Kıbrıslı Rumların karikatürlerini izliyor musunuz, takip ediyor musunuz? Düşünceniz nedir? Geçmişte kapılar açılmadan evvel daha çok temaslarımız oluyordu. Oradaki derneklerle biz davet ediyorlardı ve Rum karikatürlerine şahit olduk yani. Ancak benim gördüğüm kadarından yani bir Rum karikatürü var diyemeyiz. Çok amatörce görüyorum ve çizilen karikatürler de evresel karikatür değil. Balon içerisinde güncel konuları işleyen ve daha ziyade güldürmeye çalışan karikatür olarak görüyorum. Diğer normal resim ve diğer sanat dallarını beğeniyorum. Güney Kıbrıs'ın yani yaptığı. Ancak karikatürde bence daha çok yol kat edilmesi lazım. Bugünlerde nasıl çiziyorsun? Bilgisayar girdi hayatımıza, internet girdi, sosyal medya girdi. Bu çalışmaları nasıl etkiledi Cemal abi? Tabii şöyle, tabii elle çizilen klasik değeri başka ama artık hız zamanı boyamalarda tabii ön plana çıktığı için olay. Şimdi artık hep bilgisayarda yapıyorum. Yani Paint, Photoshop ve PowerPoint kullanarak karikatürleri bilgisayarda yapmaya çalışıyorum. Yüklenmiş ana temalar, çizgiler var. Onun üzerine birleştirerek, artık bilgisayarda boyayarak ve çabuk düzenleyerek uluslararası etkinliklere postalayabiliyoruz anında. Eskisi gibi değil. Bu nasıl etkiledi sence? Beni çok %100 etkilemiştir. Bir günde 5-10 tane karikatür çıkarabiliyoruz. Evvelden bir tane yaparken şimdi 5-10 tane hemen çizip boyayabiliyoruz. Anında internetten istediğimiz şey, konuyu bulup, resmini görüp, ilham kaynağı veya şablon olarak görüp hemen çizebiliyoruz.
takipçilerin var mı? Kimlerdir? Kimler tabii, ilgi gösterir karikatüre? Takipçileri yurt dışında sanat kesimi. Sanatla ilgilenen işte enteryörde bir kesim var. Onlar ilgileniyor. Bizim Kıbrıs'ta yine sanat kesimiyle halk daha ziyade, yani halk çok ilgileniyor. Bilinçli halk çok ilgi gösteriyor. Yani her karikatüründe 200'e yakın beğeni, 30'a 50'ye yakın paylaşma oluyor. Hatta yurt dışından, Kanada'dan, Belçika'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan, Türkiye'den beğeniler, eleştiriler, yorumlar alıyorum. Bu bana bir motivasyon oluyor çizdiğim karikatürlerde. Şimdiye kadar iki kitap yayınladım. Birinci kitapta daha ziyade çevre, toplumsal içerikli konuları işlemiştim. İkinci kitapta işte bu kitap oluyor. Güldüş'ün Siyah Noktacıklar. Bu kitap Annam Planı döneminde o ruh haliyle ülke olaylarını çizdim. Ve büyük ölçüde o dönemi anlatan barış, daha ziyade barışla ilgili karikatürler mevcuttur bu kitabımda.